görebilirsiniz dedi. Herkes çok gönüllü vesaire. Toplam 30 tır girmiş sadece. 3-4 günde. Bir 20 girdi. Daha sonrasında yok 33'tir. Yani bu Anadolu Ajansı'nın geçtiği rakam bu arada. Ama şöyle bir şey var. İşte bir 20 tır geçmişti. 17-18 tır geçmişti. Sonra yine bu bir de 14 mi? 13-14 öyle bir şey geçti. Ya 20 dediler 17 geçti. Bu kadar. 20 dediler 13 geçti evet. Gibi. Ya 30 ya 30. Bu kadar. Yani insanlar mı orada şey artık hani son günlerini yaşıyorlar artık. Burada ise İsrail şeye zorluyor. Herkes oradan çıksına zorluyor. Tamam önemli bir kısmı da çıktı. Çıktı. 1,5 milyon civarında 1 milyonu gitmiş. 1 milyon 100 bin gitmiş. Tabii tabii. Yani herhalde orada bir 300-400 bin kadar insan vardır. Son olarak İsrail mesela 500 bin kadar olduğunu açıklamıştı. Demek ki hala göçler devam ediyorsa birkaç güne belki orası boşalacak. Ondan sonra da şey başlayabilir. Bu çarpışmalar başlayabilir. Vallahi Lübnan sınırında İsrail güvenlik şeridini 5 kilometreye çıkarttı. Yani bir takım işte sınıra yakın yerleşim birimlerini boşaltmıştı 4 kilometre kadar. Bir blok daha boşaltmış ya da yerleşim birimlerini boşaltmış. Dolayısıyla 5 kilometreye çıkarmış. Orada da işler biraz şey gibi hafiften böyle atışlar falan yapıyorlar birbirlerine. O şekilde devam ediyor. Hani az önce sen şey gösterdin ya işte Hizbullah militanının cenaze törenini. Evet yani oralardan. Başka ne var? Bu arada Hizbullah'ın şöyle bir iddiası var. Şu son dakikayı da vermiş olalım. Gazze'den de şu an itibariyle roket atışları başlamış. Tabii bu Gazze sınırından belki görürüz bilmiyorum. Yani Gazze sınırından görünür mü? Havaya doğru atıldığı anda izleri görünür mü? Bu demir kubbe denen savunma sistemi pek çok zaten atışı etkisiz hale getiriyor. Evet. Çok yani şöyle bir sistem o tamam atılan bir şeyi elektronik olarak algılayıp ona karşı atıldığı anda tespit ediyor hava